Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ukrayna Rehberi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığımız işler, yani yaptığımız işler derken yapılması gereken işleri yaklaşık herhalde bir hafta oluyordur. Bu bir hafta içerisinde çok fazla video çekmedim. Bugün sizlerle onu paylaşmak istedim. Şu anda akşamüstü saat 6.30, 7'ye geliyor. Bakın şöyle göstereyim. Şu anda güneş batmak üzere. Oldukça da güzel bir görüntü var. Hava biraz soğuk. Yani soğuk derken 6-7 derecelerde civarında. Şimdi mantolama işlemi devam ediyor. Ustalar şimdi birazdan gittiler. Sağ olsun Sülevan geldi. Şu anda bu çamaşır astığımız demiri bir tanesini söktü. Diğer ikisini de sökecek. Burada şöyle göstereyim. Sıvası yapıldı. Bitti. Evet. Eşim de şu anda Süleyman'a direktifleri veriyor. Say hello. Merhaba arkadaşlar. Evet, şurada gördüğünüz gibi izolasyon yani kısmı tamamen bitti. Yani arka cephe evin. Sadece şurada beyaz bir kare şeklinde bir yer görüyorsunuz. İşte buraya arkadaşlar bizim kazan dairesi oluşacak. İşte odun ve kömürle ısınabilmek için bir sistem yapılacak. İşte burada sol tarafta komple böyle yapıldı. Yani izolasyon bitti. Yani arka cephe bitti. Sol cephe bitti. Şimdi burada da sağ cephe dediğimiz yani evin diğer yan cephesi. Onlar başladı şu anda. Onlar devam ediyor. Bu arada da ben tabii ki bu izolasyon işleri olurken, mantolama işlemi olurken ben de şurada gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar böyle bir çit yapıyorum. Tek başıma yapıyorum. Gündüzleri yapıyorum. Akşamları biraz keyfim kaçıyor. O yüzden biraz zorlanıyorum. Aşkım benim. Ne yapıyorsun baba? Ne oldu? Ne istiyorsun? Ne oldu? Mamanı verdim ben seni. Yemeğini verdim baba. Değil mi babuşkan? Hı? Yakışıklı oğlum benim. Özledin sen beni. Biliyorum, farkındayım. İlgilenirim seninle. Evet, hadi gel bakalım sen de benimle beraber gel. Gel beraber tanıtalım videoyu. Olur mu? Olur mu? Evet arkadaşlar, şimdi şurayı da göstereyim ben size. Şu anda hayvanlarımızı içeri aldık. Dün yağmur yağdı. Bugün akşam üstü zannediyorum gece saat 12-1'den sonra tekrar bir yağmur olayı olabilir. Gördüğünüz gibi burayı böyle bir ahşap çitle etrafını çeviriyorum. Sebebine gelince hayvanları şu alanda böyle şu alanda toplayacağım. Hayvanlar burada barınacaklar. Burayı da arkadaşlar burası henüz daha bitmedi. Burayı da çağırmış olduğumuz iki usta ancak bu kadar yapabildiklerini ve ondan sonra çalışmak istemediklerini. Daha doğrusu herhalde zannediyorum başka bir iş aldılar, ne yaptılar bilmiyorum. Evet, maalesef öyle. Burada usta çalıştırmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor. Yapılan iş pek beğenilmiyor. Yani ben beğenmiyorum en azından. Bu arada öksürüm devam etmekte. bu sigaradan dolayı bıraktım. İlk 2-3 hafta gayet güzeldi.
Ama ondan sonra öksürük başladı. Anormal derecede bir öksürük başlayınca da hatta bir önceki videomda da tekrar sigaraya mı başlasam diye bir yorumda bulununca izleyicilerimden bir tane sağ olsun, benden yaşlı büyük bir abimiz bunun olabileceğini, biraz daha süreceğini ama ondan sonra geçeceğini söyledi. İnşallah geçer. Ben de biraz rahata kavuşurum. Öyle söyleyeyim ben size. Evet, gördüğünüz gibi çiti böyle ortadan, yani böyle bir çit attım buraya. Buradan böyle gidiyor. Ta ahırların oraya kadar gidecek. Son parti kaldı. Onu da inşallah Allah kısmet ederse yapacağım. Her gün parti parti yapıyorum. Yani mesela önce ilk gün şu bölüm ve şu bölüm. Yani iki sıra. İki sıra yaptım. Ondan sonra burası, işte şu köşeyi buradan döndük. Yani bu alanı sadece hayvanlarımıza ayırmış olacağım. Tabii ki bu portatif arkadaşlar. Yani basit usulde ahşap kestirdik. Ve bunları bu şekilde çaktım. Şöyle üç sıra yaptım. Yaklaşık şöyle göstereyim size. Görebilecek misiniz? Yaklaşık işte bel hizama geliyor. Yani hayvanlar buradan atlama olmasın diye. Sadece şurası kaldı. Şu alan kaldı arkadaşlar. Şu alandan şuraya kadar. Zaten yerde tahtaları görüyorsunuz. Orada yaptıktan sonra şu beyaz tahta olan yere şey yapacağım. Bir kapı yapacağım. Açılıp kapanır. Bir kapı yapacağım. Ya kısacası hayvanlarımız arkadaşlar şurada gördüğünüz alanda bu şekilde dolaşacaklar. Bu alanda kalacaklar. Sebebine gelince şöyle bir şey düşünüyorum. Biliyorsunuz bizim burada şu anda mera sıkıntım olduğu için, yani buradaki hayvanlarım için mera sıkıntım olduğu için ufak da olsa bir yeşillik, bir ot birikimi sağlayabilmek için şu alanı işte buğdaydır, arpadır gibi tarzında bir şeyler ekmeyi düşünüyorum. En azından filizlenip yaklaşık 10-15 santim boy verdiği zaman hayvanları bırakacağım ve onlar yesinler. Yani arada da bir değişiklik olsun diye. Öyle söyleyeyim ben size. Evet, buradan devam ediyoruz. İşte çıkan toprakları buraya böyle moloz gibi yığdık. Aslında hiç sevmediğim bir görüntü bu benim. Ben istiyorum ki düzgün bir şey olsun ama olmuyor. Hemen olacak gibi de görünmüyor. Çünkü yerimiz ufak değil, büyükçe bir yerimiz olduğundan. Burada gördüğünüz gibi dış atıklarımız, hayvanların atıkları, işte saman atıkları. Hatta şu anda bazı şeylerden bakın görüyorsunuz. İçinden tohumlardan, yani verdiğimiz yemlerden, peletlerden böyle bitkiler çıkmaya başladı. Hatta şurada, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yeşil yeşil. Evet, yani bu işler aslında niyetimiz neydi? Şu bunker, yani sığınağı kaldırıp ondan sonra şuradan böyle bir alan yaratmaktı tüm hayvanlara. Ve şuraya da, yani şu birinci, ikinci ahırdan sonra şuraya da bir üçüncü ahır yapıp işte kazdır, ördektir, tavuktur, yani kanatlıları burada tutmak niyetimdeydi. Yani niyetim o şekildeydi. Bu alanında çukur gibiydi biliyorsunuz burası. Bir ufak bir gölet tarzında bir şey yapmak istiyordum. Yani hayvanlar içinde yüzebilir gibi tarzında olabileceğini düşünmüştüm. Ama tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Ve ister istemez plan projelerin hepsi değişikliğe uğradı. Evet, yani foseptik çukurun çökmesi, obruk gibi açılması, efendime söyleyeyim, ondan sonra işte izolasyon olayını düşünmüyorduk, sadece kazan dairesi tarzında böyle bir şey yaptırmayı düşünüyorduk. Ancak şimdi bu duvar yıkılacak, burada kesimler olacak, duvarda kapı olacak içeriye.
Ondan sonra dışarı bir ufak bir kulübe gibi olacak ve kulübeden de buradan da bir giriş olacak. Yani bitmiyor. Kolay kolay da bitişe de benzemiyor. Ama mutlaka tabii ki bitecek. Yani eninde sonunda bitecek. Çünkü sürekli kalacak hali yok. Evet, sol tarafı da şöyle göstereyim ben size. Tabii şu anda böyle kaba inşaat gibi gözüküyor, duruyor. Yani ince sıvası bitmiş gibi. Ancak tabii ki bu boyanacak arkadaşlar. Ancak bunun boyamasını nasip kısmetse yaza yapmayı düşünüyoruz. Daha doğrusu yazın bitimine doğru, yani bir ay kala. Tam sıcaklar artık yavaş yavaş bitmeye başlarken, öyle düşünüyorum. Çünkü ufak tefek tereddütlerim var. Yani tamam, şimdi izolasyon yapıldı, mantolama yapıldı. Ancak üstündeki sıva, bu tutkallı bir sıva kullandılar. Onu ben tam bilmiyorum ne olduğunu. Ve duyduğum kadar ve öğrendim, yani okuduğum ve bazen videolardan da izledim. Tutkallı sıva olduğu için, yani tutsun diye şey yapıyor. Şimdi bakın, şöyle stürofor var ya. Şu stüroforu, şurada gördüğünüz gibi, şu stürofor, bunun hemen üstüne şöyle bir ızgarası var, plastik ızgarası var. Üstüne de şu çimento harcı var. Onun üstüne de hemen bir harç daha var. Ondan sonra üçüncü, yani en son biten harçta bu tutkallı sıva tarzında bir harcı var. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi tabii ki bunu yaparken artı şöyle bir ekstra bir şey daha çıktı. Şimdi gördüğünüz gibi bu gaz hattımız bizim. Gaz hattımız ve bu gaz hattının da sevgili arkadaşlar, Ukrayna'da yeni yasaya göre söyleyiver. Şimdi mesela evde, biz Türkiye'de mesela elektrik parası ödüyoruz, gaz parası ödüyoruz ya da işte ne derler ona? Ulaşım bedeli. Yani şimdi evimize elektrik geliyor ya, elektrik geliyor, ulaşım bedeli, ondan sonra okuma bedeli var ya Türkiye'de. Burada da yeni başladı arkadaşlar. 1 Nisan'dan itibaren, zaten 1 Nisan hep şaka gibi oluyor. 1 Nisan'dan itibaren gaz nakliye bedeli. Bunun ücreti de neydir? Atıyorum 1000 grivnalık gaz yaktınız, gaz kullandınız. %10. Yani 100 grivna da nakliye ücreti. Yani ulaştırma ücreti gibi bir şey oluyor sevgili arkadaşlar. Evet. Şaka gibi. Ama değil. Maalesef bunlar şu anda Ukrayna'da başladı. Ve dolayısıyla bu gaz şeyini de firmalar, gaz firmaları, Gazprom burada bildiğim kadarıyla şey yapıyorlar. Söyleyeyim. Gelip tekrardan ölçüm yapacaklarmış. Ve bu ölçümler sonucunda, şimdi bakın mesela bizim bu eski evin oradan böyle gaz hattı mesela böyle geliyor. Şöyle, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle yakından göstereyim. Yani dertler bitmiyor. Allah daha kötü dertler vermesin diyelim. Şimdi normalde bizim evimizin yeri burası. Yani eski ev. Ancak burası yandığı için, zamanda yandığı için kayınpeder. Tabii ki arsa da çok büyük olduğu için, geniş olduğu için buraya yeni bir ev yapmayı düşünüyor. Tabii ki bunun için de izin alması gerekiyor, ruhsat çıkartması gerekiyor. Şimdi adamın evi yandığı için tabii ki belediye izin veriyor, ruhsat veriyor. Yeni bir bina ya da işte yeni bir hane yapmak için izin veriliyor, yapılıyor. Bunun ruhsatı çıkıyor. Ondan sonra bunun zaten ruhsatı var. Tekrardan başvuruyor. Diyor ki böyle böyle ben yanmış olan evimi tekrardan inşa edeceğim. Ancak tabii ki inşa ederken eski projeye göre yapması lazım. Yani eski ne diyorlar ona, projede nasıl göz gözüküyorsa aynısını yapması lazım. Ancak kayınpeder ne yapıyor? Şu bölümü iptal ediyor. Şöyle ufak bir çatıya mail veriyor. Ve 2-3 tane oda yapıyor buraya. Yani 2-3 tane oda dediğim, işte hayvanların şu anda mesela doğumhanesini görmüşsünüz. Arabanın giriş yeri garaj var. Garajı yapıyor.
Üst katı buraya dokunmuyor. Burayı olduğu gibi aynı plan projeye uygun yapıyor. Bir tek burası yani kağıt üzerine uygun gözükmüyor. Ancak bunun için de tekrardan bir plan proje yaptırıyor ve burayı garaj olarak gösteriyor. Dolayısıyla yani mesela biz düşünüyoruz ileride o hanım kahve getirmiş, teşekkür ederim. Bir dekir şu. Teşekkür ederim aşkım. Tek. Tamam. Teşekkür ederim. I'm safe for this. Start what I'm saying. Ondan sonra burası tabii ki şimdi hane gözüktüğü için şimdi burası iş yeri yapmaya çalışıyor. Zaten garajın biliyorsunuz içeride şey var, askı aparatı var. Efendime söyleyeyim yani tamirhane tarzında böyle bir sistem yapmaya çalışıyor, yapıyor. Ve onun için ayrıyetten bir daha ruhsat alıyor. Yani şu anda bizim bu evimiz hem hane hem ticarethane ruhsatlı. Yani istediğimiz an şu evin yarısına itibaren yani sağ bölümünden itibaren ticarethane olarak kullanabiliriz. Sol bölümünü, şu tarafı komple ev olarak tekrardan kullanabiliriz. Yani ne oldu? İki tane ruhsatlı binamız gözüküyor şu anda bizim burada. Ve dur bir dakika şimdi. Dur kahvemi içeyim biraz. Evet, şöyle şey yapayım. You cold. Very cold. Damn, you cold. Feeling very cold. Evet. Hanım çok üşüyor. North cold da. İşte dediğim gibi arkadaşlar, böyle bir işlerimiz devam ediyor. Şu anda Allah'a çok şükür herhangi bir aksaklık, herhangi bir şey yok. Zaten bundan sonra benim de şey yapmış olduğum bir sistem var. Bazı insanların gözü kalıyor diyorlar. Bazı insanların... Gel aşkım buraya. Gel. I'm safe speaking now for some people's looking this. And I think it's very jealous. And make nazar. For bad eyes. And what we say for when people are looking, inshallah your eyes dilate. Yeah, I'm all time thinking so. What does people want? For you, example, won't you happy? Won't you have good health? Turkish people not so. It's seven times more. Allah give this. You understand? No, we say this too. I very want not have health, not have money, not. It's delayed seven times more. Inshallah. And what we make, I make a little bit another magic system. You remember that? What I make. Şimdi tabii ki şöyle bir şey. Biliyorsunuz art arda yaşadığımız sıkıntılar oldu. İşte fosektip çöktü. Efendime söyleyeyim kuzumuz öldü. Bir tane erkeğimiz vardı. Yani 7 tane only one small kuzu sheep is dead. Only boy. Very waiting boy. One boy dead. Yani 7 tane 8 tane dişi yavrumuz varken, dişi kuzumuz varken o gitti de erkek olanı öldü. Evet, nazar göze inanırım. Ancak bu saatten sonra kesinlikle şunu söylüyorum ve kalben söylüyorum onu. Göze olanın gözü çıksın. Yani kıskanmak değil, kıskanılmasın. İnsanoğlu maalesef doyumsuzdur. Hep daha fazlasını ister. Sende olmayan bir şeyi başkasında gördüğün zaman burada bir kıskançlık, fesatlık olur. Dediğim gibi benim hakkımda, yani bizim hakkımızda, benim, eşimin, Arsen'in, ailem hakkında insanlar kim olursa olsun ne düşünüyorsa Allah inşallah size 5 katını versin. İyi düşünüyorsanız iyi versin, kötü düşünüyorsanız kötü versin. Yani bu kadar basit ve bunu kalben söylüyorum. Ve hatta eşim dedi ki artık bundan sonra hayvanları gösterme. I'm say, you say me, you, next time you not show. Animals, not show this because people make this so not very much like. It's my thinking. I'm thinking so. There is a lot of show people. Maybe it's not good. I think it's only for Turkish people this. You understand? Because Turkish people have this genetic character. It's very jealousy. Why I have not this? Why I have not this? But it's not thinking.
how this man working for this position, how this woman working for this position, you understand? I think in Ashkem all nationality have the people what the same. Of course. Don't want working, only want it sent in free. Of course have this, but Turkish have a little bit more. Because Turkish people don't like working. You understand? Don't like you working. Say very, Turkish very good build, make building. No, it's very da. Make for buildings? Very good. Master. Have master. For reparatur car. Yes. Yes. Ukraine not have this master. No, we have what we have for this reality, what we have. We happy for this. I'm adaptation slowly, slowly. What is slowly, slowly in Russia? Yavaş, yavaş. No, no, it... Evet arkadaşlar, biz burada Türkçe, Rusça her şeyi karıştırıyoruz. I'm not thinking for this. I'm thinking what you know news. People, one people in town dead for coronavirus, another people dead for coronavirus. Where I'm heard this? Maybe you translate what I'm speaking. Some of you, people where I'm heard this, I'm thinking it's all problem with sign is a very small problem. Maybe. Так что we must happy what we have. All people must happy what is have life if have good health. But this problem is people must first learn for happy. You understand? A lot of people don't know what is happy. They thinking only I have this, I must more have this. No. I have one, I must have two. I have two, it won't three. Ashkan, time coming it's learning this. Life teaching. Я ваш. Slowly, slowly. Now, what is slowly in Russia? Медленно, медленно. And what is чуть-чуть? Или чуть-чуть. Small. Да. Evet arkadaşlar, böyle ufak bir sohbet tarzında bir şey olmuş oldu. Dediğim gibi, şu anda işlerimiz devam ediyor. Ben de elimden geldiğince yine videoları devam edeceğim paylaşmaya. I'm not make stop videos, I'm show. It's not only for show I make representation. No, I'm only show what is this life in town. I'm show what is this life with Kuzu. What is this life with Ukraine nationality? What is this with situation? No, a lot of people ask, Russia have no big problem with Ukraine. And ask, you live in Kharkov and we see Russian army beginning coming to Russia have big problem with Ukraine 7 years. Evet, 7 senedir var zaten bu problem. And what you thinking for result? What I'm thinking for result? We'll see. We nothing change for this position. No, we not change. We live we here. We must live, we must make what we must do. What we do, we must make. What we should, we not going Putin say not make this. We not going Zelensky say not. For make. Example, Russia army come here in Kharkov and say, what you do? I think your father have no problem because he's origin Russia. Only your mother. My father maybe origin Russia, no, my father burning in Ukraine, da. In Kharkov, и have very nationality thinking brain for Ukraine. Evet, eşimin babası yani kayınpeder aslında Rus kökenli yani. Example, my dad living in Moscow. His dad. If there is coming my tante for this whole situation, my father, my tante speaking in Russia, and my father speaking in Ukraine because it's, I know the situation because I'm live in Ukraine. You, why you say me the situation? You live in Russia, you say me situation with Ukraine. Valla şimdi şöyle söyleyeyim, olma ihtimali var, olasılıklar dahilinde. Ben rahatım, I'm relaxed because I'm Turkish national, me not in present. It's I'm say JMF'e, anladın? I'm say. Evet arkadaşlar, şaka bir yana. Tabii ki herkes ufak bir tedirginlik var, yok değil. Ancak hayat devam ediyor. Life is go on, it's not make stop. It's have this problem, we living. We heard this, but what we can do? What we do? We living. We make reparatur. Turkey have situation too much. You say it is. Да, да.
Eşim de onu diyor. Yani Türkiye'nin de diyor durumu. You say me one country for this time where a situation coming better, more with people living. No, I'm not saying them for this. Where is America too have problem? Only not China, actually. No, China too have problem. We don't know. We not live in China. We don't know problem China. Evet, dünyada herkesin, hani her ülkenin bir takım sıkıntıları, bir takım problemleri olduğunu söylüyor. Yani bu da bir gerçeklik payı. Ama tabii ki şöyle bir şey, yani şu an için yani bir tedirginlik var insanlarda, yok değil. Ama öyle böyle yani nasıl diyeyim, ah vah işte ne olacak, ne olacak falan gibi öyle büyük bir sıkıntı dert edilmiyor. Çünkü netice itibariyle öyle bir şey olmuş olsa dahi, ki olma olasılığı var. Yani Ukraynaca değil de Rusça konuşuluyor burada. Yani aynı yani Ukrayna kardeş, Rusya abi. Ne? Russia is brother, Ukraine is small brother. It's aynı brother communication. For people, for public. Only for politic maybe not good understand. But people understand very good. Ne? Evet, insanların da bir sıkıntı yok. Politik olarak tabii ki sıkıntı var. O da işte Putin amcamızın dikkat etmesi lazım. Amca, Putin good looking. Not make mistake. Because Ukraine have very big national, what is to say? Zapatelist, what is it? I don't understand what to say. Only for this... Yani what? Milliyetçi. In Turkish is milliyetçi. Milliyetçi. Yani Harkov'un evet yani %70'i Rusça konuşuyor ama milliyetçiliği o had safhada öyle kolay kolay pamuç bırakacak gibi de değiller. Öyle söylüyorum size. So, evet. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Umarım bir sohbet tadında ufak bir işte günlük şeyimizi... You say, where is writing bad comment for building? You come a show. What we must do. Ha. We very happy. Evet. Olumsuz yeah. Olumsuz fikirleri olanlar veya yani işte dislike atanlar var ya mm-hmm. Yani özellikle o dislike atan iyi izlesin. Hayat coming teaching master. Hayat öyle değil böyle. Biz o dislike mm-hmm. atan kişiyi yani iki kişiyi biliyorum. Direkt benimle ilgili olan bir şey bu aslında. Özellikle de farklı yorumlar yapanlar da ben zaten yorumları silmiyorum. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Hepsini onaylıyorum. Hakaret ya da küfür işerenler eskiden vardı. Şimdi artık yok. Çünkü bayan izleyicilerimiz de oldukça fazla olduğundan aç yani bunları silmiyorum, yayınlıyorum. Eğer o şekilde fikir olan varsa, daha iyi biliyorsa gelsin kendisi yapsın diyor. Işte. Make self. Да, because very good teaching, where you sitting in sofa, да? You make the so, you make the so, you don't make the... For example, it's coming. We give one time eating and one time chai, да? No, it's just for teaching. It's not for working. For teaching. No. Ukraine master no. Teaching. Say, I'm coming with Ukraine. I'm teaching Ukraine master. I'm show what is Turkey. Tamam. You understand? Evet, daha iyi biliyorsunuz diyor, ustasanız diyor, gelirsiniz diyor, buradaki ustalara yani öğretirsiniz diyor, onları usta haline getirirsiniz diyor. Ama biz yine de çay, kahve, yemek vereceğiz arkadaşlar. Onlar bizden, bizdensiniz. Evet, gel aşkım. Hadi şöyle bay bay diyelim artık, bitirelim. Bay bay. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda inşallah hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğeni atın. Like'larınızı bekliyorum. Aslında bu videonun başına söylenmesi gerekiyor. Like atın, like atın diye. Ama ben sonuna söylüyorum. Dediğim gibi her like, her fazla video izlenmesi, işte şurada gördüğünüz bakın, canla başla çalışan benim manevi oğlum Süleyman'a girecek. Bunda, hemşe. Ve bunda biz seve seve, yani biz elimizden geldiği kadar zaten destek oluyoruz. Ve yani maddi olarak, manevi olarak, imkanlarımız da aynı tabii ki. Ve kendisinin de yani bu videoları tamamen biz ona adamış olduk. İnşallah izlenme yüksek olur. Like'lar fazlalaşır. Evet fazla uzatmıyorum. Kısacası bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. En önemlisi sağlıcakla gelin. Sağlıcakla kalın. Aşkım. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Paka paka. Paka paka.